5 milyon 300 bin lira kuş adası soğucakta. Her birinin kendine ait özel havuzu var. Havuzlar yapılmış. Çimlerin altında açılacak. Deniz manzaralı, doğa manzaralı kuş adası soğucakta. Tek başına müstakil iki tane villamız satılıktır. 5 milyon 300'den mühtemelen mühtemelen biraz pazarlığı da var. Elinizi çabuk tutun diyesim geliyor. Takdir sizin araştırın edin. Öyle karar verin. Hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar Kuş Adası Soğucak'tayız. Kuş Adası Soğucak'tayız. Bazen dilim patanaş yapıyor. Bu evin fiyatı 5 milyon 300 bin Türk lirası. Net deniz manzaralıdır. Tek başına müstakil bir villadır arkadaşlar. Bir şey hemen arz edeyim, ilave edeyim. Burada bir havuz yapılmış. Üstüne şu anda çimlerle örtülmüş, saklanmış, kamufle edilmiş. 24 metrekare bir havuzumuz var. Havuzun olduğu yer. Ben şu anda burada böyle durunca denizi izliyorum şiir yazasım geliyor. O kadar güzel bir pozisyonu var. Bu havuzun yani böyle masmavi deniz ve havuzun suyu da deniz olunca bir de gün batımı sunset işte adına ne dersek diyelim. O manzara enfes yani biraz mubala yapmış olmuyorum. Öyle bir havuz başına deniz manzarası var. Ev tek başına müstakil 5 milyon 300 bin Türk lirası. Arsası muhtemelen 300 metrekaredir. Arsa 300 metrekaredir doğayla iç içe yani oksijeni bol olan bir atmosferde. Değerli arkadaşlar burada bir havuz yapılacak dedik. E, didim'deki gibi ya da başka yerler gibi betona boğmamışlar. İşte çam ağaçlarını görüyorsunuz. Bu çam ağacı zaten eve bedel. Bu benim görüşüm. Ve buradan evin dört tarafını göstereceğiz, içini göstereceğiz. Ve buradan işte tek başına deniz manzarası da olmuyor arkadaşlar. Yani bu kırmızı kremitli çatılar. Orman bir de deniz bütünü bir çözelti olunca tadından doyum olmaz. Ve dedik e, betona boğmamışlar. Buraya havuz açılacak. Tabi havuzun motoru takılacak. Yani e, motoru takılacak. Test edilecek. Öyle size teslim edecek. 5 milyon 300 bin Türk lirasında yeri görmeden de almayın. Gelin görün ile kıyaslayın, ölçün, biçin öyle yol alın. Bana göre Kuşadası'nda yani 10 milyon 15 milyon hatta 18 milyon evler paylaştım. Sanki bu evin sıcaklığı hani gelin görün. Yani renkler, zevkler tartışılmaz. Ee, yanda bir tane daha var. İkisi birbirinin aynısı. İki yoldaş, iki arkadaş, iki bacanak. Bacanaklar anlaşır mı bilmiyorum. İki kardeş, iki üç orta. işte yan yana alabilirsiniz. Evin e, her tarafını böyle Çimli yapmışlar. Peki biz hep çimlere mi basıp dolaşacağız? Yok efendim daha henüz bitmemiş. Bu karo taşları var ya yürümek için böyle insan adımını ölçer gibi. Onları koyacaklar. Ee, araç otoparkı da burada. Ve kapısı takılacak onu da söyleyeyim. Biz de bu güzel eve dayanamadık. Hemen alalım dedik. Mustafa abi sana da selam. Sana da atacağım. Taş duvarlar yordu beni diyor ya. Taş duvarlar kim bilir. Taş duvarların arkasında kimler ne çile çekmiş. O yüzden aklıma bazen taş duvarlar yordu beni. Türküsü geliyor. Biraz daha geri git. O garaj kapısı gelecek ya. Biraz geri git. Oraya su dökülmüş. Evet. Aracımızı buraya koyduk. Araç peki buraya koyacağız. Çimlerin basacak yok. Bu ne yapıyorlar? Böyle taşlar koyuyorlar. Lastikler basıyor. Sonra altta işte çimli alan olmuş oluyor. Ve buradan şimdi tabii bu yürüme taşlarına değindik. Etrafta ee, taş duvar yerden bayağı yüksek ekran resminde drone görüntüsü başa da sonra eklerimiz bilemem artık düzenleme esnasında onu ayarlarız. Ee, taş duvarlar da gayet yüksek demeye getirdim. Burada tekrar çimli alan demem şu bazen böyle kartpostallık durumlar oluyor ya böyle yeni yapay yapay değil de böyle basit sandalyeler falan olunca betonda oturmaktansa böyle toprağın nefesini almak, nefes vermek daha iyi. Dilerseniz buraya beton yaparsınız ama bu benim evim olsa ben buraya hiçbir şey yapmam. Bir masa koyarım böyle basit bir masa. Etrafına sandalyelerimi, mes kafemi ya da diğer kahvemi ya da çayımı ya da ayranımı ya da başka bir şey içerim. Evet havuz alanı bahçemiz bu. Evin dış cephesine değinelim. Evin dış cephesi. Yani deniz manzarası istiyorsanız, soğuyacak soğuyacak diyorsanız şu anda tek başına müstahil bundan uygunu yok. Aşağıda bitişik nizamlar var. Onların da fiyatına vakıfsınız. Sorarsanız size söylerim. Dış cephede mermerler yapılmış tane tane böyle domino taşları, okey taşları gibi. Okey taşları mı desem? İşte onları yapmışlar yukarıya kadar. Saçaklar, oğlukları gördünüz. panjurlarda da gördünüz. Bu tarafta mantolama, mantolamanın üstüne de klasik boya yapmamışlar. Değişik su bazlı bir boya yapmışlar. Köşelerde süslü dekorlar ve geldik geldik geldik. Evin birinci katından ikinci katına bağlayan bir silme yapmışlar. Bu da çelik kapımız. Çelik kapı sağlam, biraz kaliteli ve buraya dilenirse, dilenirse hani bir labirent oluşturulur ve evi yeni temizlemişler. Ev tertemiz. Biz de evimize gidince çoraplarımızı eve girmeden koridorda hemen atıyoruz. Öyle eve giriyoruz. Şimdi eve merhaba ev dedik. Mustafa abi tekrar sana selam. 5 milyon 300 bin Türk lirası olan evin salonuna, mutfağına girdik. Salonla mutfak ayrı gibi duruyor. Can, can, can. Can ayakkabını giy git buradan bir salonu özetle sonra mutfağa gel. Şimdi salonu oradan kadrajımıza daha iyi alacağız. Ayakkabılarına bas bir şey olmaz. Sana dönüşte Nike'dan bir ayakkabılar. Nike, Nike, Nike. Evet. Şimdi salonu bir özetleyelim. Sevgili arkadaşlar. Salonumuzu bir özetleyelim. Bu salon. Elektrik, iskanı, evra bilmem ne bazı prosedürler var. Ondan sonra abone yapılır. Havuz açılır. Salonumuz bu. Mutfak bu tarafta. 120'ye 60 ebatlarında granit kullanmışlar asma tavanda gördünüz tv'de buraya. Aha şimdi gel mutfağı gösterelim. Hoy memo mem abasi can Janodlo memo horteki Gel gel gel. Şimdi arkadaşlar mutfağı da gerçi çok büyük mutfağı olan insanlar bazen diyorum haddim değil ama eski işte karlı, fırtınalı tipili yollar yok. Misafir de çok az gelir, öz gelir. ki Hatta hiç gelmiyor. Burası şişman buzdolabı arkadaşlar. Üstüne de güzel bir mermer ya da mermerit ya da bu çimson gibi duruyor. Bir tezgah koymuşlar. Alılar da gördünüz. Mutfaklar, kapaklar, lake, kapak. Burası ne olsun? Burası bulaşık. Eviyemiz burada. Çekmeceleri görüyorsunuz. Burada ocak üstüne dablumbağız. Değil mi Can? Can Burayı da özetledik. Burası da arkadaşlar dilenirse çamaşır makinesi konulur. Bu ne acaba? Bu. Bu da elektrik aksamlı. Nasıl açılıyor bu? Biz de adamların şimdi bir şeyini bozmayalım. Neyse. Elektrikle ilgili bir şeyler var orada. Burası da bir ayak yolu arkadaşlar. Evet. Çelik kapının hemen arkasına bir ayak yolu koymuşlar. Buraya bir tane ne gelir? Hilton dolap gelecek. Kapı gayet sağlam güzel. Asma tavalarda gösterdik. Ve merdivenimizden çıktık. Göç eyledik birinci kata. Zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Çıktık çıktık. 300'den muhtemelen pazarlık var mıdır yok mudur. Gelin bakın edin. Öyle yol alalım. 5300. Odaları göstereceğiz. Burası arkadaşlar merdiven kovası. Döndük oda 1. Oda 1. Yani evin sıcaklığı 5 milyon 300. Bu birinci odamız. Evet birinci oda bu. Herkes bir beden giyiyor, bir ayakkabı numarası var, bir şey var. Siz bilirsiniz artık görmeden almayın diyorum. Gelin bakın edin. Ve sevgili arkadaşlar bu da balkon. Göstermiş olduğumuz balkon bu oda ve yandaki odayı. Evet yandaki oda ortaktır. Perfojeler iyi yapılmış. Denizi de zaten masmavi denizi görüyorum. Evet. Şimdi döndük. Döndük, döndük, döndük. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Yani her şey pahalı olmuş. Oda metrekareleri bu. Bilginiz olsun. Gelin, görün, edin. Öyle yol alalım. Şimdi ne yaptık, ne yaptık, ne yaptık? Bitişik nizamlar var. Birileri aşağıda ben sunmuştum. Biraz daha aşağıda 4 milyon 250 bitişik nizam. 4 250 bitmiş ısı pompası da takılı. 3 250'ye ama deniz manzarası bu atmosferde yok. Bitişik nizamlar bir daha var. Ama bu teklidir. Bilginiz olsun. Yani ben hiçbir yeri ama şöyle böyle oldu demiyorum. Buraya da bir çocuğunuz olursa ki olacaktır. Burada da bir oda. Bir odamız da burada arkadaşlar. Evet bir odamız da burada. Bu odayla gösterdik. Şimdi ne göstereceğiz? Banyomuzu gösteriyoruz. 5300'den pazarlık var. 5300'den pazarlık var. Ve döndük. Bu da banyomuz arkadaşlar. Yeni sıfır bir evdir. Yeni sıfır bir ev. Lüksün soru yok. Daha büyük evler daha büyük paraya. Eğer tek başına müstakil deniz manzarası doğayla iç içe istiyorsanız bu rakamları da yok. Yani hani bazen bazı evler var çok büyük ama şekil biraz bozuk olabilir. O yüzden burayı da sündük. Yani bilen bilir kaç dakikadır çekiyoruz? 10, 10 dakika. Sevgili arkadaşlar burayı da özetledik. Kuş ağır, soğuyacak soğucakta bu olur başka evler olur. Ama gelin görün bütün evlere bakın sonra da buna bakın. Ee, Böylelikle işimiz gereği size de arz ettik. Saygılarımla ilgiler.